Bademcik ameliyatından sonra beslenmeye biraz dikkat etmek gerekir. Çok sıcak yiyip içmeyeceğiz. Katı gıdalardan biraz uzak duracağız. Sulu, yumuşak, oda sıcaklığında gıdaları tercih edeceğiz. İlk gün daha sıvı ağırlıklı şeyler, blenderdan geçirmiş sebze çorbaları olabilir, kompost olabilir, sütlaç olabilir, muhallebi olabilir. Hem ona enerji veriyor bunlar beraberinde hastaya. Patates püresi olabilir, makarna olabilir. Gün geçtikçe bunları biraz daha katı gıdalarla takviye edebiliriz. Yine soğuk içecekler çocuklara önerilebilir. Çünkü soğuk içecekler o bölgede soğuk tutarak ve bir kanamayı baskılayabilirler, olabilecek bir kanamayı. O açıdan işimize gelecektir. Negatif pressure dediğimiz böyle emme hareketlerinden kaçınmak lazım. Onlara dikkat etmek lazım. Fiziksel aktiviteleri kısıtlamak lazım. Yani çocuk bir spora gidiyor olabilir. Onları 2 hafta boyunca engellemek lazım. Burada aileler, "Aa, bu yemiyor," şeklinde hep bize gelirler. Yemesi çok önemli değil. Ama sıvıda geri kalmaması çok önemli. Çocuğa şunu tavsiye etmek lazım. Boğaz ağrıdığı zaman çocuk yemek istemeyecektir. Ama şunu empoze edersek çocuğa, eğer ki su içersen, sıvı alırsan, sevdiğin herhangi bir sıvı olabilir, boğazındaki ağrı daha kolay geçecek, daha yumuşayacak, ağrı ortadan kalkacak şeklinde anlatırsak çocuğa, genellikle bizle uyum içerisinde oluyorlar. Sebep-sonuç ilişkisini kurdukları zaman, yani sıvı aldığı zaman ateşi çıkmıyor, boğazda daha az ağrıyor ve daha yumuşak bir geçiş oluyor. Ama yani 2 gün, 3 gün bir şey yememekle, çocuk karnı acıkınca yer, yememekle de hiçbir problem oluşturmaz.